web tabanlı görsel üzerine yapacağımız çalışmalarda her zaman seçim araçları bize yardımcı olmayabilir. Bu gibi durumlarda farklı araçları örneğin boyama araçlarını kullanmamız bize bir avantaj sağlayacaktır. Öncelikli olarak örnek dokümanımızı açalım. File'dan Open diyerek Masa ve Kitaplar isimli dökümanımızı aktif hale getiriyoruz. Burada öncelikli olarak amacımız kitap üzerindeki yazıyı değiştirebilmek. Bunun için Öncelikle yakınlaşıyoruz. Ve daha sonra brush tool'u seçerek boyama yapmak istediğimiz rengi belirliyoruz. Bu çalışma eyedropper tool adını verdiğimiz damlalık aracı yardımıyla yapılabilir. Buradan brush tool içerisinde kullanacağımız rengi öncelikle seçiyoruz. Daha sonra boyama işlemini gerçekleştiriyoruz. Eyedropper tool bize birebir zemin rengini verdiği için boyama işlemi başarıyla gerçekleşiyor. Şimdi exit bitmap moda tıklayarak bu çalışmayı tamamlayabiliriz. Şimdi çalışmamızın üzerine yazımızı yazalım. Bunun için öncelikle vektör araçlarından text tool'u seçiyorum. Metni oluşturuyorum. Birazcık büyütebilirim. büyüttükten sonra silmiş olduğum alanda daha iyi oturabilmesi için Select bölümündeki Distort Tool'u seçiyorum. Ve uygun şekilde metni alana yerleştiriyorum. Çalışmamızı %100 boyutta kontrol edelim. Artık bu haliyle farklı bir isimle kaydedebiliriz.